رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين بحرمة حبيبك الامين. اما بعد فالاول والله والاخر والله والظاهر والله والباطن والله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين. محترم müminler, bugünkü dersimizi de ezan-ı Muhammediye kadar inşallah yine günümüzün konularından Müslüman olmayanların ortaya attığı fakat tamamen Müslümanları alakadar eden meselelerden birisi olan bir konuyu, bir meseleyi inşallah huzurunuza getireceğiz. Lakin ne kadar ciddi davransak da, ne kadar ciddiyetle meseleleri ele almak istesek de istediğimiz olmuyor. Çünkü cemaat-i müslimini bir saat kala, ezan-ı Muhammediye bir saat kala bir araya getirmek belki mümkün ama şu anda mümkün olmuyor. Evvelce böyle değildi. Evvelce dedim yani 1980'den önce şahsen cuma günleri Eminönü'nde yeni camide vaaz ediyordum. Değil bir saat, o zamanlar neydi de öyle oluyordu bilemiyorum. Değil bir saat, ezana 1,5 saat kala yeni cami doluyordu. Ben cemaati yara yara kürsüye gelmek zorunda kalıyordum. 1,5 saat kala ezana. O günkü Müslümanlar 1,5 saat vaaz-ı nasihata zaman ayırabiliyordu da bugünküler niye 1 saat ayıramıyor? Beni şahsen çok düşündürüyor bu. Yani 1 saatlik fedakarlık acaba ne sebep oluyor da yapılamıyor? Engel nedir? Muhakkak ki bazı sıkıntılar var. Maddi sıkıntılar, manevi sıkıntılar var ama biz cuma günü cuma namazından önce bir saat vaaz-ı nasihata zaman ayıramadığımızın sebepleri beni çok düşündürüyor. Çok düşündürüyor. Camilerde hareket olmazsa, camilerde cemaat-i müsliminin cereyanı, girişi, çıkışı, devri daimi hareketi olmazsa, o ülke korkunç belalara maruz kalır. Büyük belalara maruz kalır. Camiler Müslüman memleketlerde, Müslüman beldelerde, bölgelerde, ülkelerde adeta bir insanın kalbinin mesabesindedir. Kalp mesabesinde. Vücudunuzda kalbin yeri ve önemi neyse, kalbin ne önemi var? Her tarafa kanı gönderen nedir vücudumuzda? Siz söyleyin. Kalp gönderiyor. Kalp durdu mu hayat bitmiştir. Parmaklarınızın ucuna kadar kanı pompalayan nedir vücudumuzda kardeşler? Kalbimizdir. Yani vücudumuzun her noktasına can koşturan, hayat koşturan, kan dağıtan kalbimizdir. Kalbiniz durdu mu hayatınız bitti. Sekteyi kalp. Müslüman memleketlerde de vallahi bütün ulemamız böyle izah ediyor. Camiler o beldenin, o ülkenin kalbidir. Hayır, hasenat camiden dağılacak en tenha köşelere kadar. Selam, merhamet, muhabbet camiden dağılacak. Camileri boş olan bir memleket kalbi durmuş ölü gibidir. Bu camileri nasıl canlandıracağız? İşte en azından hiç olmazsa bir cuma günü, yani her gün de istemiyoruz. Bakın elimizde ciddi belgeler var. Bosna Hersek'te, malumunuz abi dünyada duymayan kalmadı, Bosna. Orada yemin ediyor yaşlı 90 küsur yaşında boşnaklar var. Oradan gelmişler İstanbul'da küçük köyde. Sık sık görüşüyoruz, beni sohbete çağırıyorlar. Evlerine gidiyorum. Hemen hemen haftada evlerde ve muhtelif yerlerde, camilerde, düğünlerde yaptığım sohbetleri, konuşmaları o gün hesapladım. Haftada 28 saat tutuyor. Gidiyoruz yani çağırıyorlar sohbete. Açıyoruz Kur'an-ı Kerim'i konuşuyoruz. Oradan alıyorum malumatımı yani havadan değil. Bizzat kaynağından alıyorum. Yaşlı boşnaklar diyorlar ki hocam bu savaş başlamadan evvel. Canlı bir belge olarak söylüyorum. 2 sene evvel biliyorsunuz savaş başladı. Ve 2 yıldır devam ediyor.
Savaştan evvel diyorlar öyle bir gevşeklik vardı ki beş vakit namazı adeta tamamen kaldırmıştık. Beş vakit namaz, namaz diye bir şey yok. Unutmuşlar. Cuma günleri diyor, cuma günleri hemen hemen büyük çoğunlukta bazı beldelerde, bazı kariyelerde, bazı nahiyelerde insan nüfusunun kalabalık olduğu yerlerde Hanefi mezhebine göre imamdan ayrı olarak üç kişi daha bulunması lazım biliyorsun cuma namazı için. Dört imam dahil dört kişiyi toplayamıyorduk ki cuma namazı kılınsın. Vallahi cuma kılınmıyordu diyorlar ya. Bakın başlarına ne geldi. Ama şimdi sokaklara kadar bir cemaat taşıyor diyor. Anladılar. Korkuyorum ki bizim burası da böyle olacak. Camiler çok boş. Haftada iki gün İmez sanayi sitesinde öğle namazına 45 dakika kala ders başlattım. Günümüzün çok meseleleri var. Müslümanların dünyada en çok problemi ve meselesi olan insanların başında kim geliyor bugün? Müslümanlar geliyor. Bizim meselelerimiz çok, anlatılması ve anlaşılması lazım. Müslümanlar 70 yıldır Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar dini eğitimden, İslam eğitiminden mahrum mu değil mi? Vallahi mahrum. Bunu herkes kabul ediyor. Bu mahrumiyet şimdi çok kötü sonuçlar meydana çıkardı. Din eğitiminden, din ve ahlak eğitiminden mahrum olan nesil bugün bankaları, devlet hazinesini soyuyor mu, soymuyor mu? Vallahi budur bunun sebebi. Bak dinsizliğin, din eğitiminden mahrumiyetin neticesini gördünüz mü, görmediniz mi? Anlatıyorum cemaate, ya din olmadan hayat olmaz. Din eğitimi olmadan insan olmaz. Genel müdür olmaz, müsteşar olmaz, başbakan olmaz. Satarlar memleketi vallahi. Satarlar. Bunları iki gün ders koydum. Dedim ki salı günü öğle namazından 45 dakika evvel gelin dedim ya. Perşembe günü de yine öğle namazından 45 dakika evvel gelin. Size aklınıza hayalde gelmeyen meseleler anlatacağım. Dedim 10 kişiyi toplayamadım. Gelmiyorlar, gelemiyorlar. Ne olacak bu peki? Yani illa başımıza bir Sırp savaşı, bir Rum savaşı, bir Rus savaşı mı gelsin ya? Mağazamızdan bir saat ayrılamıyoruz. O zaman kökten ayrılacaksınız. Bak iki sene evvel Boşnakların, Bosnalıların hepinizin olduğu gibi mağazaları vardı. Şimdi sığınacakları bir delik yok. Niye ders almıyoruz bilmiyorum. Niye ders almaz hale geldik? İki sene evvel Boşnakların, Bosnalıların hepsinin bağları, bahçeleri vardı. Görüyorsunuz cennet gibi bir memleketmiş. Şimdi dikili bir tek ağaçları kalmadı. Yani böyle olalım mı ki aklımızı başımıza alalım? Yani çarşının ortasında şu Ihlamurkuyu Camisi ezan-ı Muhammediye bir saat kala niçin dolmuyor, niye dolduramıyoruz? Yani ne oldu bu Müslümanlara ya? Bu Müslümanlara ne oldu, ben bunu anlayamıyorum. Ne bekliyor bu Müslümanlar? Yani camilere dolmamız için, camilerden sokaklara taşmamız için bir Sırp savaşı mı lazım? Yapmayın Müslümanlar. Bana öyle geliyor ki kusurlardan, eksiklerden bir kısmı da size ait. Niye vaaza gelirken peşinize beş kişiyle takamıyorsunuz? Elin gayrimüslimi, elin sapığı, elin çarpığı sinemaya, tiyatroya, bilmem ne gazinosuna giderken bütün mahalleyi ayağa kaldırıp gelin gelin paranızı ben vereceğim götüreyim diye götürüyor da sen niye bir vaaza üç kişiyi beraber getiremiyorsun? Ne oldu size ya? Anlayamıyorum. Bu gevşeklik, bu esneklik, bu başıboşluk vallahi başımıza büyük belalar getirecek. Korkuyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz şartlar, hadiseler çok kötü. Karanlık tablo çizmek istemiyorum. Moralinizi bozmak istemiyorum, onun için konuşmayacağım. Ama çok mühim gerçekleri bilmemiz lazım. Düşünün ki daha cinleri şu cemaatimizin içinde, yani sizi kastediyorum, caminin dışını kastetmiyorum. Cinler ile şeytanlar, cinler, cin tayfası ile alakalı ne bildiğinizi sorsam bir sayfalık çadırı dolduramazsınız. Cinler nedir? Şeytan nedir? Şeytanın, cinlerin, iblisin, şeytanın Müslümanlarla olan münasebeti nedir? Neden her meseleye, her hayırlı işe başlarken Euzu billahi mineşşeytanirracim? Niye bunu Allah bize çektiriyor?
Bu da yetmiyor. Hayatında zengin Müslümanların bir sefer en azından Arafat'a, oradan Müzdelife'ye, oradan da Mina'ya çağırıp niçin 3 gün peş peşe şeytanı bize taşlattırıyor? Şeytan takımı var mı? Soruyorum Hacı Efendi'ye, vallahi manasını bilmiyorum. Şeytan taşlamak nedir, nasıl olur? Gözle görülmeyen bir şeyi taşlayabilir misiniz, taşlayamaz mısınız? Siz söyleyin. Taşlayamazsınız. O halde bunun manası ne? Gözle görülmeyen şeyi taşlamak aptallık olur. Karanlığa taş atabilir misiniz? Daha niye orada büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan, ne bu ya? Bunlarla alakalı bir konferans verilmesi gerekse tam 8 saat sürüyor. 8 saat. Cemaat Allah'ı doğru dürüst tanımadığı gibi vallahi şeytanı tanımıyor. Buyurun size anlatalım bunların ne olduğunu diyoruz, kimse gelmiyor. Yarın mahşer günü yakanıza yapıştığım zaman utanmayasınız. Kusura bakmayın. Şu camiye gelen bir Müslüman niye peşinde 3 tane, ya bir horoz bile peşinde 3 tane tavuğu gezdiriyor be? Horoz bile olamadınız siz ya. Ne olur çekin, kandırın. Kandırın. Camiye getirmek için bir adamı kandırmak nedir siz söyleyin? Caizdir. Elin adamı cehenneme götürmek için kandırıyor. Sen cennete getirmek için kandırıyorsun. Kandır ne olur. Yani bizde bir gayretsizlik var. Cemaat-i Müslümin'de müthiş bir gevşeklik görüyorum. Bazı böyle müstesna arkadaşlarımız var. Allah onlardan razı olsun. Gayret içindeler, çırpınıyorlar, koşuyorlar, düşüyorlar. Oraya koş, buraya koş, bir şey yapayım ama cemaatin çoğunluğunda gevşeklik var. Esneklik var, eksiklik var. Başımıza gelecek bir beladan korkuyorum. O zaman da istediğimiz dersi yapamıyoruz. Bak öyle bir ders hazırlamıştım ki bugün. İştahla, istekle ama gelip de cemaati, caminin yarısı bile dolmamış görünce vallahi iştahım kesiliyor. Samimi söylüyorum ya. Niye? Eğitim sisteminde bir düzen var. Eğitim, öğretim sisteminde. Talebeler sınıfta yerini alacak. En son kim gelecek? Hoca gelecek. Ama bizim tam aksine hoca geliyor, cemaat yok. Eğitim olmaz. Vaiz olmaz, nasihat olmaz. Anlattığım dersin başını dinlemeyen sorundan vallahi bir şey anlamaz. Eğitim aykırıdır. Eğitim sistemine, kanunlarına aykırıdır. Ders bir bütündür. Başını dinlemeyenin sonundan alacağı bir şey yoktur. Bunu bir türlü başaramıyorsun. Ezan okunduktan sonra 3 dakika da uzatamıyoruz. Muazzam sıkıntı başlıyor. Efendim çekim var, senedim var, müşterim var. Gel bakalım nereye kadar gideceksin. Peşinde koştuğumuz bir dünya var. Bizi en çok yanıltan budur. Efendiler, bir insan bütün bir ömrü boyunca koşsun, koşsun, koşsun. En son nereye kadar koşarsınız? Mezarlığa kadar. Ötesi yok. Ne yaparsanız yapın. Sizin hayatınız Müslümanlara göre, Müslümanlığa, Kur'an'a, sünnete göre hayatımız, dünyamız bize emanet olarak verilmiştir. Bir kere bunu kabul etmek zorundayız. Ya desem ki kardeş Müslüman şu teybimi, şu cihazımı sana emanet ediyorum. Bir müddet sonra gelip alacağım desem bunu satabilir misiniz? Bu senin değil ki ya. Bunu kullanamazsın. Bunu çalamazsın bile. Emanettir bu. Gelip alacağım diyorum. Sonunda tekrar gelip alacağım. Cenab-ı Hak da ben size bu hayatı, dünyayı, eşyayı emanet olarak verdim. Küllü nefsin zâikatül mevt. Sümme ileyna turcaun. Sonunda hayatınızı alacağım diyor mu demiyor mu? Öyleyse bu emanet nasıl har vurup harman savuruyorsun? Müslümanın hayat anlayışı gayrimüslimin anlayışı gibi olmaması lazım. Gayrimüslim ben öleceğine inanmıyor, öldükten sonra dirileceğine inanmıyor, hesap gününe inanmıyor, ahirete inanmıyor. Onun için dünyaya sınırsız sarılmış. Sen böyle olamazsın. Küllü nefsin zâikatül mevt ayetini göz ardı edemezsin. Onun için bütün Müslümanların geleneğinde tabutun üstüne örtülen bir yeşil örtü var. Siz de biliyorsunuz yeşil örtü. Onun bir ucunda boydan boya hangi ayet yazılı daima bu bezin orada? Küllü nefsin zâikatül mevt. Sümme ileyna türcaun. Türcaun demek rücu etmek, yani müracaat etmek. Sonunda müracaat ediyor, gelip senin canını alıyor. Demek bu can senin emanetindir, mülkün değil. Yerinde kullanman lazım. Atamazsın, satamazsın. Bildiğin gibi kullanamazsın, emanettir bu.
Ama bizim hayat anlayışımız tamamen İslami anlayıştan uzaklaştı. Olmaz. Bu çark böyle dönmeyecek. Sonunda bırakıp gitmek zorundayız. Ne olur Allah'ın evine biraz zaman ayırın. Ne olur Allah'ın dinine zaman ayırın. Oğlunuza, kızınıza ayırdığınız zamanın yüzde birini Allah'ın dinine ayırsanız evliya olursunuz. Elimizden alınacak şey için fazla debelenmenin bir manası yok. Elimizden alınacak yeryüzünde kalmış kalabilmiş kimse yok kainatta. Eğer yeryüzünü verseydi, eğer Allah katında sizin çok kıymetli bir şeyiniz olsa bunu kime verirsiniz? En sevdiğiniz adama verirsiniz. Eğer dünyada çok mühim, çok kalıcı, çok cazip bir şey olsaydı Allah dünyayı herkesten çok kime vermesi lazımdı? Muhammed Mustafa'ya vermesi lazımdı. Onu da almış dünyadan bak. Yapmayın Allah aşkına Müslümanlar. Çok kötü gidişimiz var. Çok kötü gidiyoruz. Çok yanlış gidiyoruz. Bu sessizliğimiz, bu tembelliğimiz, bu miskinliğimiz, bu pişkinliğimiz, bu gevşekliğimiz başımızdaki insanları da azdırıyor. Azdırıyor görüyorsunuz. Suistimaller almış başını gidiyor. Hale bakın yani bir Türkiye Elektrik Kurumu'nun başındaki genel müdür. TEK, TEK diyorlar. T Türk. Efendim Türk. E Elektrik, K Kurum. Bunun başındaki genel müdür işte bak geçen gün pat diye adamı görevinden aldılar. Niye? 350 milyar vatandaşların tüyü bitmemiş yetimlerin, gece konduda yaşayanların aman elektriğimizi kesmesinler diye ekmeğinden ayırdığı elektrik paralarını 350 milyar. Kendi parasıymış gibi kimseye çaktırmadan Marmara Bank battı geçen gün görüyorsunuz. Oraya faize yatırmak suretiyle aylardır bunun faizini topluyormuş herif ya. Yetimlerin parası bu. Bu banka batmasaydı kimsenin ruhu duymayacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Sizin sessizliğiniz, hareketsizliğiniz, gevşekliğiniz baştaki adamları daha da azdırıyor, kudurtuyor. Bizim gevşekliğimizdir bu. Dünyanın neresinde böyle bir genel müdür böyle bir iş yapsa o adamı görevinden almak değil, o ülkede yaşama şansı kaybolur. Türkiye'de bulunması mümkün değil bu adamların. Ama Müslümanlar gevşek. Ne gelirse çekiyor, ne gelirse sineye çekiyor. Gevşeklik böyle gitmez. Böyle gideceğini sananlar işte etrafımızda olan, görülen, patlayan olaylara baksınlar ve lütfen kanaatlerini değiştirsinler. Mümkün değil, gitmez. Bir zamanlar görüyorsunuz devlet malı deniz yemeyen domuz diyorlardı. Bak devlet malı diye bir şey var. Çöktü, bitti, gitti. Bitmeyecek bir şey yoktur. Denizler de biter. Denizler de biter. Nitekim bitmiş denizler. Eskiden denizken kurumuş yerler yok mu? Çekilmiş yerler yok mu? Bakın şu İstanbul'da barajlar var. Su toplayan barajlar. Eğer yağmur yağmasa 10 gün sonra bu barajlar kuruyor mu kurumuyor mu? Demek gidiyormuş bak. Demek gidiyor. Bundan dolayıdır kainatın efendisi Hazreti Muhammedül Emin rahmeten lil alemin sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Denizin ortasında yahut akan bir nehirin kıyısında abdest alsanız dahi sanki çölün ortasında çok sınırlı bir suyunuz varmış da öyle abdest alıyormuş gibi davranmanız lazım diyor. Sen bakma attığına kuruyabilir. Terbiyeyi görüyor musun? Denizin ortasında bile abdest alırken çölde abdest alan bir Müslümanın harcadığı sudan fazla harcayan cehennemliktir diyor. Denizin ortasında devlet malı denizmiş yemeyen domuzmuş. Bundan daha şerefsiz bir söz olur mu dünyada? Bak gitti işte. Hazine tam takır. Yemeğe dayanır mı devlet bütçesi? Demek ki çok kötü bir giriş var. Bunun da çaresi, çözümü Allah'ın dinine dönmektir. Belki gayrimüslimler, Hristiyanlar, Yahudiler, laikliği dinsizlik olarak uygulayanlar öyle zannediyorlardı ki 70 sene sonra Türkiye'de bir tek Müslüman kalmayacak zannediyorlardı.
Fakat Allah onları yanılttı. Şimdi bütün senaryolar, bütün tuzaklar, bütün hileler, bütün oyunlar kimin üzerine yapılıyor dünyada? Müslümanların. Sen bunun farkına varmadıysan, bunun farkına varıp camileri tekrar doldurmaya koşmuyorsan, korkarım ki büyük tehlikelere, çok sıkıntılara maruz kalacağız. Bakın Hristiyan dünya yatıp kalkıp Müslümanların beldelerini, şehirlerini, topraklarını nasıl ellerinden alabiliriz diye vallahi hesap yapıyor. Yatıp kalkıp hesap yapıyorlar. Bütün dünyadaki kavgaya bakın, Müslümanlar üzerinedir. Müslüman da böyle pısırık, çekingen, camiden, cemaatten uzak, işine, gücüne dalmış, davayı, dini, İslam'ın dışında kalırsa ne olur bizim halimiz? Ki aksine, tam tersine Cenab-ı Hak Müslüman Türkleri diyorum, bakın Arapları demiyorum. Şu anda dünyada Müslüman Araplar var. Müslüman İranlılar var, bir de Müslüman Türkler var. Yani çoğunlukta yani gözle öbürleri kısmi olarak Pakistanlılar var, Afganlılar var. Ama en fazla dünyada sözü edilen Müslüman üç mühim millet var. Müslüman Araplar, siz söyleyin, Müslüman İranlılar, Müslüman Türkler. Bu üç Müslüman milletin içinde Hristiyan dünyasının asıl hedef aldığı millet hangisidir siz söyleyin? Müslüman Türklerdir. Niye? Müslüman Türkleri Cenab-ı Hak getirmiş, evvelce Hristiyan olan insanları vatanına bizi oturtmuş mu, oturtmamış mı? İşte mesele buradan kaynaklanıyor. Şu anda bizim üzerinde oturduğumuz İstanbul 541 sene evvel kimin elindeydi, kim burada oturuyordu? Hristiyanlar ya, bırakın Rumumu, Hristiyanlar. Yani biz şu anda İstanbul'da oturan bir Müslümanı ben şuna benzetiyorum. Çünkü bütün Hristiyanlar şu ayağa kalktı. Atağa kalktı. Silah ellerinde, teknoloji ellerinde, imkan ellerinde, Birleşmiş Milletler'in tamamı değilse büyük çoğunluğu Hristiyan. NATO'nun tamamı Hristiyan. Avrupa topluluğunun tamamı Hristiyan. Birleştiler, bütünleştiler. Birleşmiş Milletler'i elde ettiler. Daimi üyeler onlardan, NATO onlardan, Avrupa Birliği onlardan tam birliklerini sağladılar. Şimdi topraklarını bizden almak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Gelin şöyle, gel bakayım böyle. Daha sonra rahat yok. Ve İstanbul Müslümanları şu anda Hristiyanların böyle gözlerini dikip baktıkları bir zeminde adeta mayın tarlasında oturuyorsunuz. Vallahi rahatınız kaçacak yakınlarda. Birkaç ay sonra. Huzurunuz kaçacak, dükkanınızda bu enflasyonun getirdiği sıkıntıdan 100 bin beter bir sıkıntı gelecek. Savaş tehlikesi var. Mayın tarlasında oturuyorsunuz. 541 sene geçti ama Hristiyanlar unutamadı. Fatih Sultan'ı affetmediler. Yani Hristiyan dünya Fatih Sultan Muhammed Han'ı affettiler mi, etmediler mi? Sizi de affetmediler. Bizi de affetmediler. Hazmedemediler. Fatih Sultan'ın İstanbul'u fethetmesini hiçbir Hristiyan hazmedememiştir. İçine sindirememiştir. Ve Fatih Sultan Muhammed Han 15 kere zehirlenmiş, 15.sinde ciğerleri paramparça olarak şehit olmuştur. Tarihten okuyayım. Akşam belgeyi aldım. Büyük Türkiye Tarihi diye bir kitap var. 14 cilt. Büyük Türkiye Tarihi. Çok ciddi bir eser, araştırma eseri, tarih kitabı. 14 cilt böyle yığarsınız. O 14 ciltlik Büyük Türkiye Tarihi'nin 3. cildinin 626. sayfasından almışım. Mühim bir vesika. Büyük Türkiye Tarihi cilt 3 sayfa 126. Şu bilgiyi veriyorum. Hristiyan Venedikliler Fatih Sultan Muhammed Han'ı 15 kere zehirlediler. Tam 15 kere suikast yapmışlar. Muvaffak olamamışlar. 15.sinde bakınız Venedikli bir Yahudi olan, aslen Venedikli bir Yahudi olan
bir Yahudi olan, aslen Venedikli bir Yahudi olan, ismi de Maestro Lacapo, Lacapo adında Müslüman olduğu görülen ve yani sonradan Müslüman olmuş, dinini bırakmış, İslam olmuş, tam Müslümanlar gibi yaşayan bir adam şeklinde saraya girmiş ve sarayda sarayın hekimi makamına yükselmiş. Saray hekimi. Hekim malum bugün doktor diyorlar, tabip, hekimi. Ve Fatih Sultan'ın rahatsızlıklarını tedavi eden baş hekim meselesine gelmiş. Lacapo. Venedikli Yahudi. İtibar görmüş, itimat kazanmış. Kendisini öyle muazzam kabul ettirmiş. Öyle Müslüman görünüyor, öyle muhteşem görünüyor ki sonunda Fatih Sultan biliyorsunuz İstanbul'u fethettikten sonra ikinci bir proje daha hazırladı. Bu proje Roma'yı fethetmekti. Roma, Roma. Roma'da kim var, ne var Roma'da? Papa var, Papa. Batı Roma İmparatorluğu'nun başı işte orası. Bak, İstanbul Doğu Roma merkeziydi. Efendim İtalya'daki Roma, Batı Roma'nın merkezi. Yani orada Papa var. Orayı da fethetme hazırlığına başlamıştı. İkinci proje. Birinci proje Konstantin'i yani İstanbul'u fethetmek. Hemen arkasından hazırlık yapmış Fatih, Roma'yı fethetmek. Bu hazırlıkların içerisindeyken bu Venedik Yahudisi ama Müslüman olmuş şekliyle, şemaliyle, yaşayışıyla, namazıyla, abdestiyle mühtedi yani Müslüman olmuş bir kimse olan bu Maestro Lacapo namındaki ama ismini değiştirmiş tabii. Yakup Paşa adına Yakup Paşa diye geçiyor. Gayet ustalıkla ve çok korkunç bir zehir kullanarak ve dozunu da Fatih Sultan Üsküdar'a geçip de Anadolu yakasından sonra Roma'nın fethini hazırlıklar yapmaya başladığı sırada tedavi ediyorum diye dozunu artıra artıra zehiri artırmış ve bir gecede birdenbire Sultan Fatih kıvranmaya başlamış. Şafaktan sonra ciğerleri parçalanmış, ağzından gelmiş, kan kusmuştur. Anında tabii meseleyi kavramışlar ve bu Venedik Yahudisi Lacapo, Yakup Paşa namındaki bu baş hekimi, sarayın hekimini yakalayarak paramparça etmişler sarayda. Ama ne çare, Fatih Sultan gitti. 49 yaşını bir ay beş gün geçmişti öldüğü zaman, şehit olduğu zaman. Çok genç, 49 yaşında. Cihan Fatihi, Cihan hükümdarı. Aşık Paşazade dediği bir tarihçimiz var, Osmanlı tarihçisi. Diyor ki, topladığı malumata göre diyor, Sultan Fatih'in ciğerleri doğranmış vaziyette kan kusarak akşama kadar parçalandı diyor. Adamlar nasıl çalışmışlar, affetmediler, hazmetmediler. Her kötülüğü yaparlar. Nasıl emin olabilirsiniz? Ve Fatih ölür ölmez Hristiyan dünyasında şenlik başladı diyor tarihçi. Okuyorum oradan. La Granda Aquila Emorta. Yeryüzünün en büyük kartalı öldü diye gazeteler manşet attı diyor. Yeryüzünün en büyük kartalı öldü. Fatih Sultan kartal bakışlı bir adammış. Burnu vesairesine bakarsanız hakikaten doğru. Ve Roma'da toplar atılmaya başlanıyor. Papa'nın emriyle bütün Avrupa'nın kiliselerinde 3 gün 3 gece vallahi kanlar çalınıyor. Bayram yapılıyor. Fatih öldü diye. Neden ne haberimiz var bizim? Ve 3 gün 3 gece bütün Avrupa'nın kiliselerinde şükür ayinleri yapıldı diyor yani. Şükür ayini. Şükür Fatih'ten kurtulduk diye ayin yapıyorlar 3 gün 3 gece. Bunun bütün kitapları yazıyor bu hadiseleri. Ama bizim haberimiz yok. Biz zannediyoruz ki o laikliği benimsedik. Çağdaş olduk. Avrupalılar, Avrupalı kadınlar gibi dudaklarımızı boyaladık. Tırnaklarımızı cilaladık. Oh ne ala olduk Avrupalı. Avrupalı da bizi affetti. Nerede affetti? Hani göster bakayım. 50 bin sene laikliği benimsesen vallahi Avrupalı Hristiyanlar seni affetmeyeceklerdir. Nerede seni affetti? Hani niye kabul etmiyor? 20 senedir Avrupa topluluğuna müracaat etmişler. Kabul ediyorlar mı etmiyorlar mı? Siz söyleyin. Ama geçen gün, evvelsi gün 4 tane Avrupalı Hristiyan ülkeyi Avrupa topluluğuna bir dakikada aldılar mı almadılar mı? Hemen aldılar. Niye Hristiyan onlar?
Kim bunlar? Finlandiya, Norveç, İsveç, Avusturya. Hemen aldılar. Ya Allah haşa. Ben şuna dikkatini çekmek istiyorum. Şu Müslüman millet Allah'ın kitabına, Allah'ın ayetlerine, kitaptan maksat ayetler yani. Amenna, iman ediyoruz, itikad ediyoruz. Bana öyle geliyor ki itikad ediyorlar da itimat etmiyorlar. Bak itikad başka şey, itimat başka şey. Neye itimat? Allah-u Teala çok açık haber veriyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ Bak Yahudi, ayet yani bu. وَلَنْ تَرْضَى تَكِيدِ نَفْيِ اِسْتِفَالِ Nef demek olmayacak, yani nef ediyor, menfi, olumsuz. Ne şimdi ne de gelecekte. وَلَنْ تَرْضَى Sizi kabul etmeyecekler, bu ayettir. Sizden hoşnut olmayacaklar, size rıza göstermeyecekler, sizi aralarına almayacaklar. Siz hoşlanmadığınız adamı aranıza almak ister misiniz? Ayet bunu söylüyor. Sizi aralarına almayacaklar. Kim ya Rabbi, kim? El Yahudi, Yahudiler. Daha başka, ve len Nasara, hiçbir Hristiyan. Hristiyan olduğu müddetçe, Yahudi olduğu müddetçe, ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri, bakın peygambere, ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Sizi aralarına almayacaklar. Sizi kabul etmeyecekler Hristiyanlar. Ne zamana kadar? Onun da sınırını Allah-u Teala bildiriyor. Sınırı. Nereye kadar almayacaklar? Hatta tettebi'a milletehüm. Hazreti Muhammed Mustafa'yı bırakıp Allah'ın oğlu dedikleri İsa'ya inanıncaya ve kiliseye bütün camilerimizi yıkıp tarumar edip kiliseye kayıtlanıncaya kadar sizi aralarına almayacaklar diye bu ayeti gönderen Allah mı başkası mı? Niye peki itimat etmiyorlar? Niye Allah'a itimat edilmiyor? Bakın Allah aşkına. Bu çok büyük bir hadisedir. Kur'an'a inanan Müslümanların Amerika'ya sığınması vallahi zillettir, billahi zillettir. Kur'an'a inanan Müslümanların cebinde Türk parası değil de Amerikan doları taşımaları vallahi zillettir, billahi zillettir. Amerika Hristiyandır. Ne biliriz biliyorsunuz. Hatta işte şu günlerde hac kafileleri kafile kafile hacca gitmeye başladılar. Hepsinin cebinde hacca gitmeden evvel döviz olarak ne var şu anda ceplerinde? Dolar var, dolar, dolar. Müslüman Beytullah'a bile dolarla gidiyor. Ya bu sizi rahatsız etmiyor Müslümanlar. Eğer sizi rahatsız etmiyorsa ben sizi gerçek Müslüman kabul etmiyorum. Müslüman kabul etmiyorum demiyorum, dikkat edin. Gerçek Müslüman kabul etmiyorum. Müslüman başka, gerçek Müslüman başka. Beytullah'a bile Hristiyan Amerika'nın dolarıyla, Hristiyan Almanya'nın markıyla gidiyorsan bu zillet sana yeter. Bu kefazelik sana yeter. Ne Müslümanlığı be? Külahımı anlatın Müslümanlığınızı. Hacı efendi, cebindeki paraya bak bakalım ne kadar Müslümansın. Ne ölçüde Müslümansın. Cebinizdeki Amerikan doları hasbel kader cebinize giren akrep gibi sizi rahatsız etmiyorsa kamil Müslüman değilsiniz. Kusura bakmayın. Hepimizi kastediyorum. Ben de öyleyim, sen de öylesin. Bu hale getirilmişsek bu hale devam edemeyiz. Allah ne diyor? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى Kalbinizde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kalbinizde, cebinizde Amerikan doları. Cebin, hani vicdanınızda kelime-i tevhid, cüzdanınızda Amerikan doları. Yakışıyor mu yakışmıyor mu siz söyleyin. Yakışmıyor, yakışmıyor. Yapmayın Müslümanlar, sakallılar. Yakışmıyor. Ben bunu söylemek zorundayım. Vicdanlarımızda kelime-i şehadet, cüzdanlarımızda pik Amerikalıların doları. Elimizi açıyoruz ya Rabbi. Bak elimizi, şu ellerimizi dua ederken açıyoruz. Ya Rabbi Amerika'yı Müslümanların başından def et ya Rabbi diyoruz. Hani Müslümanları ezmesin şu Amerika. Müslüman ülkeleri sömürmesin bu zalim kafir Amerika diyoruz. Aynı dua ettiğimiz elimize para geçince götürüp Amerikan dolarına yatırırken
Amerika'yı kuvvetlendir ya Rabbi demiş olmuyor muyuz? Bakın ne çelişkiye düşmüşüz. Elimizi açıp Amerika'nın zulmünden alemi İslam'ı kurtar derken elimize geçen parayı aynı dua ettiğimiz elinle götürüp kendi elimizle Amerikan dolarına yatırmakla Amerika'yı kuvvetlendirmiş, dolaylı olarak desteklemiş oluyor musun, olmuyor musun? Gayet tabii. Amerika şu anda kağıt basarak dünyayı sömürüyor. Dolar, bakın hiç Amerikan malı yok Türkiye'de. Hiç Amerikan malı var mı Alman malı kadar, Japon malı kadar? Ama Amerikan doları var. Dolar kağıttır. Adam üç kağıtlı, üç kağıtçılık yapıyor Amerika. Kağıt basıp satıyor. Ve seni sömürüyor. Sen de çantana Kur'an-ı Kerim'i koyuyorsun. Cüzdanına da Amerikan dolarını koyup öyle gidiyorsun Beytullah'a. Öyle gidiyorsun Ravza-i Mutahhare'ye, kainatın efendisi Muhammed Mustafa'ya demeyecek mi? Hristiyanların dolarıyla, Hristiyanların markıyla benim huzuruma niçin geldin? Git evvela bunu temizle demeyecek mi? Çok üzülüyorum. Vallahi uykularımızı kaybetmişiz. Huzursuzuz, rahatsız, beni rahatsız ediyor. %99'u Müslüman olan ülkede ve Türkiye'deki devlet bütçesinin %50'sini devletin bütçesine giden vergilerin %50'sini hangi vilayet karşılıyor siz söyleyin. İstanbul ya, ne susuyorsun? Her gün konuşuyorlar. Devlet hazinesine giden toplanan vergilerin %50'sini İstanbul karşılıyor. Peki %99'u Müslüman bu ülkenin İstanbul'da ve bütün Türkiye'de vergi rekortmeni olarak ilan edilen kimdir Türkiye'de? Ermeni, namustan mahrum, ahlaktan, imandan Ermeni kızı Ermeni Manukyan'ın Türkiye'de vergi rekortmeni olması sizi rahatsız etmiyor mu Müslümanlar? Utanmıyor musunuz ya? Müslümanların kızlarını ve karılarını parayla satarak vergi rekortmeni olması bugünkü Müslümanları rahatsız etmiyorsa o Müslümanlar vallahi gerçek Müslüman değildir. Dikkat edin. Vicdanınızda azap duymanız lazım. Azap, azap. Başınıza Cenab-ı Hak ateş yağdırmıyorsa demek ki bazı sabiler, bazı mazlumlar var aranızda. Ne konuşalım yani? Bakın ben hazırladığım konuya daha giremedim. Şimdi cemaat daha camiyi doldurmadı. Böyle cemaate vaaz mı edersiniz, sitem mi edersiniz, sopa mı savurursunuz, ne yaparsınız bilmiyorum ki. Kusura bakmayın yani. Bak, koca bak şu kadar ders hazırlamışım ben. 30 sene kitap karıştırdım. Size konuşayım diye. Ama başlayamadım. Cemaat gelmedi vaktinde. Ne yapayım? Ne konuşayım yani? Bak ezana işte 5-6 dakika bir şey kaldı. Ezandan sonra ağzımla kuş tutsam sizi burada rahat tutturamam. Herkesin saatine bakıyor. Eyvah, mağazaya gelen mi oldu, çıkan mı oldu, maliye müfettişleri mi geliyor? Hiç kimse de Azrail mi geliyor diye yok ya. Böyle Müslüman olunmaz arkadaşlar, kardeşler, hacılar, efendiler, dervişler, şeyhler. Böyle Müslüman olunmaz. Şuna bakmayın. Affetmiyorlar. Hristiyanlar bakın 541 senedir Sultan Fatih'i affetmemişlerdir. Biliyor musunuz? Arz edeyim. Yine tarihten aldım, kitaptan aldım. Burada var notlarında. Fatih Sultan, bakın Allah aşkına dinleyin. İstanbul'u fethettiği tarihten sonra kaç sene geçmiş? Tam 541 sene. Dikkat edin. 1450 Patrikler de ölür mü ölmez mi? Ölür. Bir tanesini de Osmanlı padişahı Patrikhanenin orta kapısında asarak öldürmüş. Osmanlı sultanının astığı efendim Fener Rum patriğinin adı Patrik Gregorius. Rus casusu olarak çalışmış. Moskova'nın casusu olarak Osmanlı'ya ihanet ettiği sabit olmuş. Padişah asmış. Hay vatan hay. O Patrik Gregorius'un asılmasının üzerinden de 173 sene geçmiş. O Patrik'in asıldığı orta kapı o günden bugüne vallahi kapalı, billahi kapalı açmamışlar. O kapının arka yüzünde bir yazı var. Biz gittik gördük. Yunanca bir yazı var. Diyor ki, aynen bu orta kapıda bir
Müslüman Türk devlet başkanı asılmadıkça bu kapı açılmayacaktır yazıyor. Gidin okuyun. Hepinizi davet ediyorum. Tabii ki. Hani sizi affetmişlerdi. Laikliği kabul etmişsiniz. Medeniyetçilik, halkçılık, inkılapçılık, cılık, cılık, cılık. Bak ne? Nerede? Hani seni kabul etmişti? Hani niye kapı açmadı? Ya bu Müslümanlar ne olacak Allah aşkına? Şey farkında değiller. Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Hristiyanlar bir karar alıyor. Bak kararı yine kitaptan okuyorum. Aynı okuduğum tarih kitabından okuyorum. Karar alıyor. O günden sonra ölen patrikler, yani eceliyle ölen patrikler değişik olarak mezara gömülüyorlar. O günden sonra mezarları değişiyor. Mezarlar nasıl kazılır siz söyleyin. Eline. Eline. O günden sonra patriklerin mezarını dikine kazıyorlar. Dikine, dikine. Aynen su kuyusu gibi. Vallahi bilatını okuyun. Halen de öyledir yani. Ve o patriği anlı şanlı şekilde bezedikleri kefenle neyse artık ne yapıyorlarsa bilemiyoruz. O şekilde dikine mezara gömüyorlar. Ve bir inançları var. İstanbul Müslümanların elinden alındığı gün bu patrikler dikine ayağa kalkıp dirilecekler, İstanbul'a kaybolacaklar. Bu inancı taşıyorlar. Vallahi böyle. Bizim neden ne haberimiz var? Bizimkiler zannediyorlar ki tiyatroyu aldı, sinemayı aldı. NATO'ya bizi aldılar. Tamam daha Hristiyanlar bize bir şey demez. Ne demez? Gel de gör bakayım. Nerede seni affetmişler? Nerede seni kabul etmişler? Ey Türkiye Cumhuriyeti! Nerede kabul etmişler? Efendiler Allah aşkına dikkatli uyanık olalım. Çok vahim günlerdeyiz. Bakın işte dünyanın bakın yani birçok bölgesinde kan akıyor işte. Bosna'yı görüyorsunuz harıl harıl kan akıyor korkunç. Artık bir takım Avrupalı yazarlar bile tahammül edemiyor bu akan kana. Öteden işte Filistin'de bakın tam 45 senedir kan akıyor. Tam 45 senedir Filistin'de kan akıyor. İşte Afganistan'da işte bakın Keşmir'de. Keşmir Pakistan'ındır. Hindistan benimdir diyerek 15 senedir kıtır kıtır Keşmir'de Müslüman kesiyor. Birleşmiş Milletler'in gözünün önünde bu işler oluyor. Bu kadar kan akarken, bu kadar dehşet, vahşet uygularken Birleşmiş Milletler, Amerika buralara müdahale etmiyor da niye hiçbir gürültü patırdı olmayan, kan akmayan, kimsenin kanı akmayan neden Kıbrıs'ı şimdi pat diye gündeme getirdi? Siz söyleyin, niye gündeme getirdi? Kavga yok, bir şey yok ya. Ne var bu Kıbrıs'ta? Niye bütün bu akan kanları bıraktınız da Kıbrıs'ın başına top? Çünkü hedef İstanbul'dur. Ya anlayın Müslümanlar ya, anlayın be. Anlayın Allah aşkına ya. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz İstanbul'un fethini Medine-i Münevvere'de işaret buyurdular. Hadisi biliyorsunuz. لَتُفْتِحَنَّ الْقُسْتَنْتِنِيَّ hadisini bilmeyen yoksa ne bilgisinizde. Ey ümmet-i Muhammed diyor mutlaka İstanbul'u fethetmeniz lazım. Çok iyi. Ama bu hadisten evvel Peygamberimizin bu işaretinden evvel bundan hani Konstantin'den İstanbul'dan evvel işaret parmağıyla daha önce nereyi işaret etmişti söyleyin. Kıbrıs'ı ya. Kıbrıs işaret etmiş. Bu işaretten sonradır ki Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz zamanında Müslüman sahabeler Kıbrıs'a çıkartma yapmışlardır. Peygamberimizin mübarek vücudunun dünyadan değişmesini yani vefatını müteakip 16 sene sonra Kıbrıs'a çıkmışlar. Bakın ne kadar kısa, ne kadar çabuk. Peygamberimiz dünyadan ahirete intikal ettikten 16 sene sonra Kıbrıs'a çıkmışlar. Çünkü Kıbrıs'a çıkmadan İstanbul'a çıkamazsınız. Bunu ben hadisten söylüyorum. Bunu Rumlar iyi biliyor. Bunu Hristiyanlar iyi biliyor. Senden iyi biliyorlar. Onu Kıbrıs'tan başladılar. Hemen İstanbul'dan başlasalar olmaz. İşte oradan gelecekler çünkü. Allah'ım ne olacak şu Müslümanların hali? Ne olacak? Daha camilerde de toplanamıyoruz. Nasıl meydanlarda toplanacağız? Daha camilerdeki vaaz-ı nasihata sahip çıkanız. Nasıl memlekete sahip çıkacaksınız? Daha sabah namazına sırtınızdaki 5 kiloluk, 6 kiloluk yorganı kaldırıp atamıyorsunuz sırtından. Sırtınızdan yorganı kaldırıp atıp da camiye gelemiyorsunuz.
yarın nasıl Rumları, bu vatan düşmanlarını, İslam düşmanlarını nasıl vatanınızdan atacaksınız? Nasıl mücahit olacaksınız? Sabah ezanı ile birlikte üzerinizden yorganı kaldırıp atamıyorsunuz. Nasıl Hristiyanlar atacaksınız? Yapmayın Müslümanlar. Hazır değilsiniz hiçbir şeye. Cuma günü ezan-ı Muhammediye bir saat kala vaaz dinlemeye bile hazır değilsiniz. Hangi cenge hazırlayacaksınız? Hangi savaşa, hangi İslam'ı müdafaya, hangi vatanı müdafaya hazırlanacaksınız bakayım bu gafletinizle, bu tembelliğinizle? Bir saat kala ezan-ı Muhammediye, camiye bile gelemiyorsunuz. Hangi cihada geleceksiniz? Ben şüpheleniyorum, endişe ediyorum. Bakın dünyamız gittikçe daralıyor. Eskiden birçok şeylerin satıldığı dükkanların önünde kuyruk olurdu. Kuyruklara alışmışız. Kuyruk. Bu adamlar niye kuyruğa girmişler? İşte şunu. Ama hiç gördünüz mü şimdiye kadar ucuz ekmek satan bir fırının önünde kuyruğa girenleri daha evvel görmüş müydünüz? Bak başladınız görmeye. Bu tehlikedir bu. Ekmeğe geldi dayandı bakın enflasyon. Ya düşünün. 4 milyon bile maaş almayan bir işçi, ben her gün onlarla beraberim İnes'te, Modoko'da her tarafa. 4 milyon bile maaşı yok, günde 5 nüfuslu adam en azından 10 tane ekmek yiyor. 10 tane ekmek ne ki ya? 3 kilo etmez hani 300 gram sayın bir ekmeği, 10 kilo ne yapar? 3 kilo ekmek şey midir yani? 10 tane ekmek aldığı zaman 6 bin liradan ne tutar? 60 bin lira tutar. Ayda ne kadar tutar? Sadece kuru ekmek parası ayda 1 milyon 800 bin lira ekmek parası tutar. İşte bakın adamın maaşının yarısı kuru ekmeğe gitti. Bu adam çamaşır almayacak, ayakkabı almayacak, elektrik yakmayacak, su kullanmayacak, affedersin ayağına çorap giymeyecek, çocuklarına bir şey almayacak, çay içmeyecek, kuru para ayda 2 milyon. Bu ne ya bu? Bu ne ulan bu? Böyle gidemezsiniz. Allah ekmeğinizi elinizden almaya başlattı. Kuyruklar başladı. Tehlike çanları çalıyor. Öyleyse dönün dinimize. Müslümanlar gelin şu camilere ya. İtibar edin şunlara. Allah'a koşun. Allah'tan başka kime koşacaksınız? Her gün 5 vakit namazda, her rekatta okuduğunuz Sure-i Fatiha'da ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyor musun demiyor musun? Ya Rabbi ancak sana kulluk ederiz, yardımı ancak senden bekleriz diyoruz, yardımı Amerika'dan bekliyoruz. Biz ne saçma Müslümanlarız ya. Ne hale gelmişiz. Aman Amerika yardım et, aman IMF yardım et, aman Dünya Bankası yardım et. Ama Ya Rabbi sen yardım et diyen yok. Yardım alamazsın. Hristiyanlar kepçeyle almadan kaşıkla vermezler. Yavurdan dost, ayıdan siz söyleyin. Ya bunu ecdadımız söylemi. Vallahi bu değişmez ya. Olmaz. Amerika dost olmaz. Fransa dost olmaz. Bakın Fransa Cumhurbaşkanı'nın karısını duydunuz mu? Kime? Kime sahip çıkıyor? Senin değil başkalarının dostu onlar. Akıllı olun yapmayın Müslümanlar ya. Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. Velen terda ankel Yahudi. Velen hiçbir Hristiyan, hiçbir Yahudi sizin dostunuz değildir diye Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. İşte ezan okundu, zaman doldu. Bundan sonra ağzından cevher döksem toplayamazsın. Şimdi saate bakıyorsunuz biliyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Ne olur Allah aşkına önümüzdeki cuma günü bir saat kala gelin de şu notları size aktarayım. Korkunç bilgiler var ya. Müthiş meseleler var. Müslümanlar korkulacak adamlar mıdır değil midir? Müslümanlıkta insanların hakları nedir ne değildir? Çok mühim meseleler var konuşamıyoruz ki. Geç geliyorsunuz. Ve böylece hac mevsimi de zaten başladı. Hızla bakınız. Bayrama kaç gün var siz söyleyin. 15 gün ya bak kimse dikkat etmemiş. 15 gün var bayrama. 15 gün kaldı bayrama düşünebiliyor musunuz? Bir şey kalmadı. Kurban alacaksınız nasıl alacaksanız tabii. En küçük öküz 20 milyon lira. Haydi al bakayım. Bak Allah öküzü bile elinize almaya başladı öküzü. En basit 4 bacaklı koyun 4 milyona gidin bakın. Yani gittikçe ibadetleriniz de zorlaşacak kurban kesmeniz. Bakın şu anda bir hac bugünkü Amerikan dolarına göre bir hac normal yani gideyim yiyeyim içeyim hediyelerimi alayım tam 200 milyona mal oluyor. Yanlış duymadınız 200 milyon. Seneye hac
400 milyon olacak. Kim gidecek içinizden? Durum ağırlaşıyor, durum kötüleşiyor. Kendinize gelin. Ve böylece kürsüye çıkmadan evvel bu bölgemizden, beldemizden, cami cemaatimizden, hacca giden, hazırlanan ve hafta içinde kafilelerle gidecek olan kardeşlerimiz sizden helallik istediler. Onlar adına haklarınızı helal ediyor musunuz? Allah razı olsun. Cenab-ı Hak onların da yolunu açık etsin. Oradan bize Allah Resulü'nün selamını getirsinler inşallah. Hak Teala cümlemize medet-ü inayet eylesin. Müslümanlar üzerinde tuzaklar hazırlayan küfür dünyasını, Hristiyan dünyasını Cenab-ı Hak onlara hidayet nasip etsin. Hidayet nasip olmayacaksa bütün dünya kafirlerini hidayet nasip olmuyor. Bakın şartıma iyi bakın. Yani ben beddua ederek söylemiyorum. Hidayet nasip olmayacaksa, alemi İslam'ın başına bela olmaya devam edecekse, yeryüzündeki kafirleri Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi söylüyorum, altlarını üstlerine getirsin inşallah. Haftaya Cuma'ya bir saat kala Allah aşkına sizi beklemek niyetiyle lillahi teala'l-fatiha.